Kaş yapayım derken göz çıkarmak. Bu günlük hayatımızın içerisinde devamlı yaptığımız yanlışlardan bir tanesi. Örneğin sen futbol izliyorsun. Futbol izlerken sen diyorsun ki ben de oynayabilirim, ben de yapabilirim diye onlardan heveslendin ve hiç ısınma hareketleri yapmadan, hiçbir çalışma yapmadan sahaya iniyorsun. Düşünsene. Sonra onlar gibi koşmaya çalışıyorsun. Zihnen tamam iyi ben yapabilirim diye inanıyorsun. Ben de koşabilirim. Ben de gol atabilirim. Ama koşmaya başlıyorsun. Isınmadın daha. Kasların ısınmadı ki. Sonra koşmaya başlarken kasların yırtılmaya başlıyor. O kasların yırtıldıktan sonra bir ay belki 3 ay bacağın alçı alınıyor ve hiç hareket edemiyorsun bu sefer. Yani biraz önce dediğimiz gibi kaş yapayım derken göz çıkarmak. Veya bir tane örnek daha vermek istiyorum. Mesela Rolex restore yapan saat uzmanları var. Yani adam saati, 100 senelik saati parçalıyor. 1001 parçaya bölüyor. Onları fırçayla temizliyor. Bu işin uzmanı ama usta. Ve onları tekrar bir araya getiriyor. Yepyeni oluyor saatler. Şimdi senin de bir saatin var. Örnek 10.000 euroluk bir saat, tamam mı? Sen de onun videosunu izleyerek heveslendin. Dedim ben de yaparım. O yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye inandı. Ve o 10.000 euroluk saati açtın kapağını. Parçaları böldün. Parçaları birbirinden ayırdın. Ve jeton düştü. Gerisini bilmiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. 10.000 euroluk saatin değeri birden 1 euroya düştü. Yani göz çıkarttın. Kaş yapayım derken göz çıkarttın. Bunu neden anlatıyorum sevgili arkadaşlar? Çünkü insanlar bir şeyler bildiğini zannediyor. YouTube videosu izleyerek mesela kulaktan dolma bilgilerle veya mahalledeki filanca teyze bir şey söyledi veya bu bir şey söyledi, o bir şey söyledi. Amatör insanların söylediklerini dinleyerek hevesleniyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeye çalışırken hemen duvara çarpıyorsun, hayal kırıklığına uğruyorsun. Çünkü söylendiği gibi değil. Hani çöğün reyden diyorlar değil mi? Güzel anlatıldığı gibi değil. O amatörlerin anlatıldığı gibi değil hayat. Yani sen orada kendine faydalı bir şey yapayım derken aslında zarar veriyorsun. Gözünü çıkarıyorsun bir çeşit. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Kulaktan dolma bilgilerle insan bir rahatlık alanı oluşturuyor kendine. Ya ben biliyorum nasıl olsa diyor. Ben yapabilirim, ben biliyorum diyor. Ve o ihtiyacım anında o bilgiyi kullanırım diyor. Ondan dolayı o bilgiyi bir türlü harekete geçiremiyor. Hani şu örneği sık sık yapıyorum belki. Kişi 120 kilo, kilo vermek istiyor. Kilo verebilmek için kitap okuyor. 120 tane kitap okuyor. 120 çeşit kilo verme yöntemlerini biliyor kişi. Evet biliyor. Fakat o bilgi onu frenliyor. Yani ben biliyorum nasıl olsa diyerek konfor alanına giriyor. Harekete geçemiyor. Yani bir yol göstereni yok. Bir antrenörü yok. Bir diyetisyen yoluyla ilerlemiyor. Yani arzuladığı bir durum var ama oraya ulaşamıyor. Şöyle düşün. Boks maçına katılacak ama antrenörü yok kişinin. Antrenörü olmadığı zaman maça çıktığında profesyonel bir boks maçı olduğunu düşün. Karşıdaki rakibinin bir antrenörü var. O yol gösteriyor, yön veriyor, dışarıdan bakıyor olaylara. Ve sen onunla beraber maça çıkıyorsun. İyi olsan da, kasların iyi olsa da, çok da iyi çalışsan bile mutlaka dayak yiyerek oradan ayrılacaksın. Kaybederek ayrılacaksın. Seni nakavt edecekler. İşte hayatında da eğer hep nakavt oluyorsan, hep diplere iniyorsan, düşüyorsan, kırılıyorsa her yerin, hayal kırıklıklarına uğruyorsan, hep böyle kötü şeyler yaşıyorsan, hep nakavt yaşıyorsan antrenörün yok. O yüzden yani kulaktan dolma bilgiler ile yola çıktın. Tek başına çıktın. 11 kişiyle maça çıktın. Senin antrenörün yok. Senin yol gösterenin yok. Öyle ortada bir ileri bir geri koşuyorsun ve gol yiyorsun durmadan. İşte eğer hayatında bir şeyler iyi gitmiyorsa, sorgula kendini. İstediğin yerlere varamıyorsan, hep düşüyorsan, hep kötü şeyler yaşıyorsan o zaman kulaktan dolma bilgiler ile hareket ediyorsun. Yani kaş yapayım derken evet uğraşıyorsun ama hep göz çıkarıyorsun. Ondan dolayı yani kendine zarar veriyorsun. Çünkü her şeyi çok iyi bildiğini zannediyorsun. Ama hayat o değil işte. O kulaktan dolma bilgilerle bir yere varamayacaksın.
Senin bir yol gösterene ihtiyacın var. Senin elinden tutan, sana gel diyebilen birisi olmalı. O yüzden hayal kırıklıklarına uğruyorsun. O yüzden ömrünü zayi ediyorsun. Olmadığı için. Yani boşa zaman harcıyorsun. Hani navigasyonsuz, rehbersiz yola çıktın. O yüzden bir türlü yolu bulamıyorsun. O yüzden huzursuzsun. O yüzden hep kafan karışık. Niye? Bilmiyorsun ki nereye varacağını. Tamam, hedefine varmak istiyorsun ama ulaşamıyorsun ki bir türlü. Hep kötü yollardan ilerliyorsun. Hep kötü yere çıkıyor. Bildiğini zannediyorsun. Diyorsun, tamam bu sefer diyorsun doğru yola çıkacağım diyorsun. Yine çıkmaz yola çıktın. Yine hayal kırıklıkları. Tamam mı? Yani sen kulaktan dolma bilgilerle hep zarar edeceksin. Hep hayal kırıklıklarını yaşayacaksın. Devamlı çıkmaza çıkacak. Senin başarısı ispatlanmış yöntem ve stratejilere ihtiyacın var. Gözle görülür, kulakla duyduğun, yaşayabileceğin stratejilere ihtiyacın var. Amatör insanların sana söylediği kulaktan dolma bilgilere ihtiyacın yok. Öyle olsaydı herkes başarırdı. Çünkü herkes her şeyi bildiğini zannediyor zaten. Yani sokağa çık, herkes bir şeyin uzmanı yani. Hiç unutmam, iki kişi konuşuyor, iki teyze. Bir teyze saf, temiz kalpli soruyor, senin oğlun ne iş yapar? O da, benim oğlum kaldırım mühendisi deyince, ooo diyor, maşallah diyor, çok iyi diyor. Ne kadar güzel, senin oğlun demek ki mühendis, kaldırım mühendisi. Bilmiyor saflığından. Aslında kaldırım mühendisliğiyle diğer kadın oğlunu aşağılıyor. Yani benim oğlum bir baltaya sap olamadı, kaldırımda dolaşıyor demek istiyor. Ben de şunu açıkça söylemek istiyorum. Evet, insanlar bildiğini zanneden birçok böyle piyasada dolaşan insanlar var. Biliyor herkes her şeyi. Ama onlar hepsi fake, gerçek değil. Hepsi kaldırım mühendisi. Biraz önce dediğimiz gibi. İçi boş, sahte, dolu olması için biraz önce dediğimiz gibi ispatlamış, kendini ispatlamış stratejilere ihtiyacın var. Eğer bu videoyu zaten izlediysen, takip ediyorsan bizi, doğru yolda ilerliyorsun demektir. Çünkü biz devamlı videolarımızda size stratejileri gösteriyoruz, yol gösteriyoruz, yöntem gösteriyoruz. Fark ettiyseniz basma kalıp bilgiler vermiyoruz burada. Gerçekten o hedefe ulaşmak için yapmanız gereken neyse, acı da olsa bunu söylüyoruz devamlı size. Farklı olarak söylüyoruz size bunları. Yani ezber bozan derler ya, ezber bozuyoruz. Uyandırmak için yapıyoruz bunu. Zaten bizi takip ediyorsan doğru yolda ilerliyorsun demektir. Çünkü bizim programlarımıza katılan binlerce insan çok güzel sonuçlara ulaştı. Bunları zaten biz Instagram'da sizinle paylaşıyoruz. Örneğin programa katılmadan önceki hallerini, sonraki hallerini devamlı sizlerle paylaşıyoruz. Özgüveni düşük bir insan bizim programımıza katıldıktan sonra özgüveni artıyor. Veya korkuları olan insan cesaret kazanıyor. Veya kıtlık bilinci olan, beyninde devamlı sıkıntı yaşayan, parasal sıkıntı yaşayan insanlar bolluğa, berekete ulaşıyor. Veya ailede huzursuzluk yaşıyorsa zevcesiyle, burada eğitime, programa katıldıktan sonra ailesine huzur geliyor, ışık geliyor, enerji geliyor. Bunun yanında evlatlarıyla sorun yaşıyorsa programa katıldıktan sonra evlatlarıyla iyi iletişim kuruyor. Yani aslında hülasa, programa katılarak kendine, zevcesine, çocuklarına, geleceğine yatırım yapmış oluyor. Eğer sen de bu yolda ilerlemek istiyorsan, binlerce kez kendini ispatlamış stratejilerden faydalanmak istiyorsan, bizim eğitimlerimizden faydalanmak, istifade etmek istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman şimdi hemen videonun altındaki linke tıklayarak başvuru gönderebilirsin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.